Merhaba, ben Savaş Akar. Hayatımız proje yöneticisinin el kırığında yer alan bölümleri okumaya devam ediyoruz. Bugün sizinle paylaşacağım konu çevresel işletme faktörleri. Projeler kurum dışı koşullardan önemli ölçüde etkilenebilirler. Çevresel işletme faktörleri adı verilen bu koşullar çoğu zaman proje ekibinin kontrolünde olmayıp projeyi etkiler, sınırlandırır ya da yönlendirir. Çevresel işletme faktörlerini bir tablo altında hangi bilgi alanlarını etkilediklerini belirtecek şekilde bir derleme yaptık. Bu bölümü güzel bir sözle tamamlamaya çalıştık. Geçmişini hatırlamayanlar aynı şeyleri tekrar yaşamak zorunda kalacaklar. George Santayana'nın bu sözünü projelerden çıkarılan dersler ve benzeri konuları hatırlatması amacıyla koyduk. Şimdi sizlere çevresel işletme faktörlerinin neler olduğunu tek tek açıklamaya çalışacağım. Çevresel işletme faktörleri tüm bilgi alanlarında hemen hemen yer alan çok önemli bir konudur. Birçok bilgi alanı için girdi teşkil ederler. O bilgi alanını önemli ölçüde etkilerler. Devlet ve sektör standartları. Projemizde yer alan konulara ilişkin devlet ve sektör standartları projenin gidişatını, süresini ve bütçesini çok etkiler. Bunlara uymak yasallık açısından çok önemlidir. Organizasyonun kültürü ve yapısı, projenin hayata geçirilmesi, ekibin oluşturulması, ekip içi dinamikler ve projeyi ilgilendiren birçok konu organizasyonun kültürü ve yapısı ile ilgilidir. Organizasyonun kültürü ve yapısı doğrudan projeleri etkileyip başarı veya başarısızlığında önemli bir rol oynar. Pazar koşulları, projeler kimi zaman hedefledikleri süreden erken bitirilmek zorunda kalabilirler. Pazar koşulları daha erken bitirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarabilir. Dikey pazar ya da faaliyet alanı standartları. Aynı pazarda yer alan firmaların veya içinde yer alınan faaliyet alanına ilişkin standartlar o konuda projeleri doğrudan etkilerler. Proje yönetimi bilgi sistemi. Proje yönetimi bilgi sistemi bir yazılım değildir. Aksine proje yönetimindeki bilgiyi yönetmek için kullanılan tüm araçlar, teknikler ve bu konuda karar almayı etkileyecek tüm faktörleri içerir. Altyapı. Şirketin altyapısı belli konularda yapabilirlikleri belirlediği gibi sınırlandırabilir de. Personel yönetimi ve yetkilendirme sistemi. Şirketin kendi içindeki personel yönetimi ve yetkilendirme sistemi, projelerde yer alan proje ekiplerinin yönetimi ve yetkilendirilmesini doğrudan etkiler. Paydaşların risk toleransları. Paydaşların risk toleransları ve buna göre planlama yapmak projenin başarısı için çok önemlidir. Her paydaş aynı risk toleransına sahip olmayabilir. İlgili risk toleransına göre planlamayı düzenlemek gerekir. Kaynak konumu, kullanılabilirliği ve beceriler. Bazen kaynaklar farklı konumlarda, farklı lokasyonlarda olabilir. Kaynakların yoğunluğu sebebiyle kullanılabilirlikleri istediğimiz gibi olmayabilir ve aradığımız beceriler kaynaklarda olmayabilir. Kaynakların konumu, kullanılabilirliği ve becerileri doğrudan projeleri etkiler. Yayınlanmış bilgiler genellikle sektörel konuda yayınlanmış projemizi ilgilendirecek bilgiler projemizi etkileyecektir. Tahmin veri tabanları ve diğer referans veriler. Tahmin veri tabanları inşaat gibi sektörlerde belli konulardaki tahminleri etkileyen o doğrultuda tahmin yapılmasını gerektiren veri tabanlarıdır. Bazen diğer firma veya yurt içi yurt dışı referans verileri ise projenin planlamasını ve sonucunu çok etkileyebilir. İletişim kanalları. Şirket içindeki var olan iletişim kanallarının iyi veya kötü olması, yeterince olup olmaması projeyi doğrudan etkiler. Döviz kurları özellikle projelerde döviz bazlı satın almalarda projenin bütçesini doğrudan etkileyecektir. Çalışma veya işletme koşulları şirketin
Var olan lokasyondaki çalışma veya çalışma yerine ilişkin koşullar projeleri doğrudan etkilerler. Ekip üyelerinin coğrafi dağılımı, ekip üyeleri dağınık ise bir araya gelmek veya senkronizasyon çok zor olabilir. Organizasyonel performans değerlendirmeleri. Şirketin organizasyonel performans değerlendirme konusundaki prensipleri projeleri doğrudan etkiler. Kişisel beceri güncellemeleri. Şirketteki kişilerin gerek yetenek, gerek beceri konusundaki veri tabanındaki güncellenmeleri projeleri seçilecek kaynakları veya kaynakların kullanımlarını doğrudan etkileyecektir. Siyasi ortam. Projeyi doğrudan etkileyebilecek, projenin etkileneceği bir ortamda siyasi gelişmeler, bu konudaki alınan kararlar veya uygulamalar projeleri doğrudan etkilerler. Akademik çalışmalar, projenin kendi içindeki gelişimini veya o konuda olası gelişimi, ilerleyişi için farklı fırsatlar sunabilir. Yapılan akademik çalışmalar, proje için benimsenen belli kuralların değişmesine veya yenilenmesine yol açabilir. Bugünkü konumuzu da burada tamamlıyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.